Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim katmer poğaça. Daha önce çok kez katmer poğaça yaptım ama bu yöntemi ilk defa denedim ve gerçekten harika oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yumuşacık, ertesi gün bile kaldığında aynı yumuşaklığı koruyor. Deneyin ve denetin diyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifin yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle derince bir kabın içerisine evimizdeki klasik bardaklarla 200 milimlik bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık suyu alıyorum. Bir paket 10 gramlıklardan kuru maya, bir yemek kaşığı dolusu da toz şekeri ilave edip öncelikle bu malzemeleri güzelce çırpıyorum. İyice çırpın ve süt ve su kaynar olmasın, ılık olsun arkadaşlar. Güzelce çırpıyorum. Sakın böyle sıcakken yumurtayı eklemeyin. Bir tane tam yumurta, bir tane yumurtanın akı sarısını üzeri için ayırdım. Bunları da iyice çırpıyorum. Yumurta tamamen içinde dağılsın. Hemen içerisine şöyle 2 çay kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Ben şu anda 5 su bardağı dolu dolu unu ilave ettim. Gerektiğinde daha da ilave edeceğim. Ortalama 5,5-6 bardak arası gidiyor. Sizler de lütfen yavaş yavaş ilave edin unu arkadaşlar. Çünkü burada hamurunuzun yumuşak olması çok önemli. Eğer ki sert bir hamur yoğurursanız kesinlikle yumuşak bir katmer yapamazsınız. Öncelikle 5 su bardağı unu koydum, ilave edip yoğurdum. Şimdi şöyle yanıma bir bardak daha aldım. Az az ilave ettim. Ortalama yarım bardak daha un gitti diyebilirim. Diğer kalan yarım bardağı da hemen hemen hamuru açarken kullandım. Hamuru en az toparladıktan sonra şöyle önce kabın içinde toparlayın arkadaşlar. Tamamen böyle elinizden arındırın hamuru. Ondan sonra masanızın ya da tezgahınızın üzerine alın. Bu esnada da elinizi muhakkak yıkayın. Çünkü elinize yapışacağı için sürekli un ilave etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Tezgahın üzerine un ilave ettim. Birazcık çok olmadı. Elime yapışmadığı sürece un ilavesi yapmadım. Güzelce hamuru yoğuruyorum. Bundan sonra hamurun yoğurma süresi en az 2 dakika. Hamuru ne kadar yoğurursanız kalitesi o kadar artacaktır. Hatta şöyle yavaş çekimle de sizlere gösterdim. Hamuru yoğurduktan sonra tam olması gerekeni sizlere ayrıntılı gösteriyorum gördüğünüz gibi. Tekrar hamuru yoğurduğum kaba alıyorum. Birazcık un serpiyorum alt kısmına yapışmaması için daha sonrasında. Hemen ardından üzerine bir poşet ya da bir streç ile kapatıyorum. Bu streç ya da bir poşet geçirmeniz nemleneceği için daha çabuk ve daha güzel mayalanacaktır. Hamur gördüğünüz gibi ortalama bir 45 dakikada mayalandı. Hava şartlarına göre 20 dakika ile 1 saat arası değişebilir. Mayalanan hamuru kabın içinden çıkartıp şöyle tezgaha biraz un serptim. Hafif şöyle biraz toparlıyorum. Hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Hemen hemen 7-7-14 parçaya böldüm ben. 7-10 Beşer nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Açacağınız hamurun büyüklüğüne göre değişir ama 7 gayet iyi geldi. Ama şunu belirteyim, oldukça bereketli bir poğaça arkadaşlar. Hemen hemen bir 30 tane yakın poğaça çıkıyor. Hamurları gördüğünüz gibi küçük olanları büyükten kopartıp eşitliyorum. Hepsini böyle eşit hale getirerek beze haline getirdim hamurların hepsini. 7 birini 7'de birini yaptım. Yani 2 tane ayrı hamur hazırlayacağım için hamuru ortadan ikiye böldüm. 7 7 2 tane yani 14 tane beze yapacağım. Biraz tezgaha un serpiyorum. Hazırladığım bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde çok aşırı büyük açmanıza gerek yok. Bunun için oklavaya bile gerek yok. Gördüğünüz gibi merdane ile çok pratik bir şekilde açabiliyorsunuz. Hamur yumuşak olduğu için arkadaşlar çok rahatlıkla açılıyor. Bakın bir tanesini açtım bile kenara koydum. 7 tanesini tam bu şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alacağım. Ben hatta 7-7-14 tane iki hamuru da açtım kenarları böyle çok üst üste gelmeden kenara koydum. Sizden önce 7'sini yapıp sonra 7'sini de yapabilirsiniz. Nasıl rahatınıza geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Fark etmez. Pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alıyorum hepsini. Hamurun sert olduğu zaman hamur burada işte işiniz biraz zorlaşır arkadaşlar. Çok zor açılacaktır. Ben birkaç harekette hamurumu rahatlıkla açtım gördüğünüz gibi. Açtığım hamurları bir pasta tabağa
içerisine alıyorum. Ortalama iki hamur içinde yani 14 tane bezi için bir 75-80 gram kadar tereyağı kullandım. Bu gördüğünüz tereyağı fazla bile geldi. Her katına tereyağını şöyle her yerine değecek şekilde sürdüm. Ve üstüne kapatıyorum. Burada yapmanız gereken arkadaşlar mutlaka yağ her kata değmesi gerekiyor ki daha sonrasında o katlar güzel bir şekilde ayrılması için. Yani yağ sürmeyi sakın hiçbir katta unutmayın. Tüm hamurları bu şekilde böyle yağlayıp bitirirken sizlere ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Seval Mutfak'ta 2 olarak kanalımı yeni bir kanal açtım. Orada da haftada 3 gün böyle daha çok kolay, pratik tarifler paylaşıyorum. Evinizdeki malzemeyle olan ya da az malzemeyle, az süreyle yapabileceğiniz tarifler paylaşıyorum. Daha öncesinde yani geçen sene kanalım çalınınca hem de sizlere böyle bir durum tekrar yaşarsam oradan ulaşabilmek için bir kanal daha açma gereği duydum. Oradan da beni takip alabilirsin. Seval Mutfak'ta 2 videonun sonuna ve şu yukarıya bırakacağım bağlantıyı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deyip katlarını yapmaya devam ediyorum. Artık sonuncusunu da koydum. O üstte de gene aynı şekilde yağdan sürüyorum ve bütün hamurlarımı bu şekilde yapıp bitiriyorum. Ben diğerini de aynı şekilde hazırladım. Videoyu çok uzatmamak adına oraları göstermedim. Bir streç ya da buzdolabı poşetini şöyle ortadan kestim. Üzerlerini kapatıp buzdolabında 1 saat dinlendirdim. Vaktiniz varsa 2-3 saat hatta geceden bile yapabilirsiniz. Un serdiğim masamın üzerinde önce elimle şöyle kare şekliyle arkadaşlar yani kare dediğim dikdörtgen olacak şekilde hamuru açıyorum. Her defasında böyle yanlardan elinizle bastırarak açarsanız arada da böyle ters düz edip kenarlardan çekerseniz zaten dikdörtgen şeklini alıyor. Merdane ile de çok böyle aşırı inceltmeye gerek yok. Açıyorum. Ortalama bir ne kadar diyeyim tam ölçüde veremiyorum ama şu anda gördüğünüz gibi yani böyle açabildiğim kadar açtım. Çok aşırı inceltirseniz bu sefer yırtılır. Açtığım hamuru şöyle son kez bir daha elimle çeviriyorum ki tam kare şeklini yani dikdörtgen kare şeklini verebileyim diye. Hemen ardından açtığım hamurun bir taraftan sarmaya başlıyorum. Rulo yapıyorum. Böyle çok aşırı sıkmayın. Çok da gevşek bırakmayın. Hafif hafif elimle kendi halinde ittiriyorum. Kenar kısımlarından da biraz düzeltiyorum ki ruloyu tam düzgün yapayım diye. Çok pratik bir tarif arkadaşlar. Normal katmer ben çok kez yaptım ama bu çok hoşuma gitti. Denedikten sonra dedim bunun tarifini sizlerle paylaşmam gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra hemen diğerini de hızlı bir şekilde yapayım. Çok fazlasıyla sizin vaktinizi de almayayım arkadaşlar. Biliyorum bazıları çok videoyu uzatıyor, sıkılıyoruz diyor. Kimisi de çok güzel videolarınız diyor. Her yoruma açığım arkadaşlar. İçerisinde hakaret olmadığı sürece tabii ki eleştiri de yapacaksınız. Güzel yorumlarınız da olduğu gibi. Buradan beni destekleyen herkese de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi kalpli, çok iyi insanlar tanıyorum bu şekilde. Diğer hamuru da aynı şekilde yapıp bitiriyorum. Dediğim gibi daha önce bol bereketli bir poğaça arkadaşlar. Normal katmerin iki katı diyebilirim. Normal ben katmer yaptım aynı ölçülerde bir 15 tane anca çıkıyor ama bundan ortalama bir 30 tane kadar çıkıyor. Sizlere böyle ayrıntılı gösteriyorum. Sıkılmayın inşallah arkadaşlar. İkişer parmak aralıklarla gördüğünüz gibi hamurumu kesiyorum. Görüntüsü şimdiden gayet güzel. Hele ki o ara katlarını gördüğünüzde hamura bayılacaksınız arkadaşlar. Bakın. Daha sonra o katları tek tek ayrılıyor. Zor gibi gözükebilir ama acayip kolay. Hamuru yoğurduktan sonra inanın ki 15-20 dakikada hemen hazırlayıp fırınlayabilirsiniz. Diğerini de aynı şekilde kestim. Gördüğünüz gibi hemen hemen 30 taneye yakın. Ben saymadım ama ortalama o kadar olduğunu düşünüyorum. Siz sayarsanız sayıyı bulabilirsiniz. Hamurların hepsini kestikten sonra üstüne bastırmıyoruz arkadaşlar. Orta elimizi batırıp kenar kısımlarını yani çok aşağıya inmiyoruz. Kenar kısımları hafif inceltip ortasına ben evdeki beyaz peynirden kullandım. Uç kısımlarını kapatıp ters çeviriyoruz. İşte bu kadar kolay. Tekrar şöyle bir daha gösteriyorum size ayrıntılı ki iyice
tamamen anlatabileyim arkadaşlar. Beyaz peynir, kaşar, isterseniz kıymalı da yapabilirsiniz, ıspanaklı, patatesli, neyi istiyorsanız yapabilirsiniz ama katmer poğaçaya peynir çok yakışıyor. Çok aşağı inmiyorum fark ettiyseniz. Eğer aşağıya çok inerseniz şeklini bozarsınız. Gayet kolaylıkla çocuğun bile yapabileceği şekil arkadaşlar. Hemen ortasına peyniri koy, bük. Bu kadar kolay. Görüntüsü de çok güzel. Böyle göz bir görüntüsü var. Adı katmer poğaça ama aslında göz poğaça da diyebiliriz. Diğer adıyla kat kat olduğu için katmer poğaça diyoruz buna. Son kez bir tane daha şöyle yapayım. Yakından size göstereyim. Peynirim yetmediği için bir kısma ben kaşar ilave ettim. Hepsini bu şekilde yapıp bitiriyorum. Ortalama iki tepsiye yakın oldu. Diğeri biraz az oldu ama iki tepsiye yakın oldu. Hepsini böyle hafif aralıklarla diziyorum. Çünkü daha sonrasında çok güzel kabarıyor göreceksiniz. Burada diğer püf noktası birincisi hamurunuzun yumuşak olması. İkincisi de tepsi mayasında bekletmeniz. En azından bir 20 dakika kesin tepsi mayasında bekletin arkadaşlar. Poğaçalardan daha iyi sonuç alırsınız. Ve tepsiye koyarken de tam oturtturun ki yan düşüyor çünkü. Üstüne bastırmıyoruz. Böyle birazcık yüksek duracak bu poğaçalar. Her iki tepsiyi de bu şekilde dizdikten sonra bir 30 dakika ben tepsi mayasında beklettim. Üzerine ayırdığım bir adet yumurtanın sarısına bir yemek kaşığı süt ilave edip çırptım. Hepsinin üzerine güzelce gelecek şekilde sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirdim. Sizler de kendi fırınlarınıza göre dikkatlice pişirin arkadaşlar. Şu fırından çıkmış görüntüsüne bakar mısınız? Ne kadar güzel. Üzerine bastırmadığım için de böyle yüksek yüksek duruyor. İşte özelliği tam da burada. Bak yumuşacık arkadaşlar. Elimde de keşke siz de elinize de verebilsem de hissetseniz şöyle ne kadar hafif olduğunu. Ben diğer pişenlerin yanına bu tepsidekileri de alıyorum. Mutlaka deneyin deyip artık videomu bitiriyorum. Zaten denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Bunu nasıl bir poğaça dedirttirecek size arkadaşlar. Videolarımın alt kısmına malzeme listesini yazıyorum. Muhakkak göz atın. Beni Instagram'dan Seval Alttire Mutfakta olarak da takip alabilirsiniz. Hala abone değilseniz de bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Umarım sizler denedikten sonra da çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.